Şimdi eleştirilerden bir bölümü Fatih Hoca'nın oyunda sürdüğü ve sonrasında hamle yaptığı oyuncuların ve oynatmaya çalıştığı oyunun üzerine. Yani oyuncular ve oyun üzerine. Bakıyoruz hep son 4 maçta örneğin işte 2 puan olduğu için söylüyorum. 45 dakikalık devre aralarında 2-2-3-3 oyuncu değişmiş. Yani bu ya oyuna sürdüğünüz kadroda bir değişiklik, bir sıkıntı olduğunu ikrar etmek anlamına gelir. Ya da ne bileyim belki ekonomik kullanayım kadroyu diye rotasyon yapıyorsunuzdur. Hoca burada da bazı şeyler söyledi. Mesela dedi ki ben yapmadım rotasyon demek ki yanlış yapmışım. Sonrasında yaptı. Bu sefer bambaşka bir sıkıntı yaşandı. Böyle bir açmaz da yaşıyor izlenimi veriyor maçtan sonra yaptığı basın toplantılarında. Şimdi o toplantıları artık katiyen ciddiye almıyorum. Çok da uzun sürüyor. Fatih Hocam o toplantılarda baştan sona suç bende değil esası üzerine konuşuyor. O esasa ray düşüyor. Suç bende değil. Yani bu takım doğru dürüst oynasa, bu adamlar düşündüğüm oynasa ben haftayımda üç kişi değiştirir miydim? Algı o, yarattığı algı o. Yani bir tane böyle akla hayale gelen bir baş olur da üç kişi değiştirirsin 46. dakikada. Ama her maçın arka arkaya değiştiriyorsan ve kötü giden 4 maçı da, üstelik de aynı adamları bazen ilk 11'de başlatıyor, bazen kurtarıcı diye oyuna sokuyor. Yani sen ikisi birden. Hem ilk oyunun garanti oyuncusun, hem de bazen de kurtarıcı olarak. Dün sizin programı izlerken hakikaten büyük keyif aldım. Reha Hoca da, Erman Hoca da, Erman'ı zaten yıllarca program yaptığım için iyi biliyorum. Yani kafasını dam diye söyler kessen susturamazsın. Levent de. Ki Galatasaraylı olmasına rağmen Galatasaray cephesinden büyük tepki göreceğini düşünmeden, aldırış etmeden düşündüğü gerçekleri söyledi. Üçü de. Bu üçünün de ortak olduğu bir tek şey vardır. Çok önemli. Fatih'lerin formaları adil dağıtmıyor. Sen formayı adil dağıtmazsan ben senin için oynamam hocam. Kural budur. Benim daha ligin başladığında ikinci mi üçüncü haftanın sonunda attığım başlıktır bu. Bu futbolcular senin için oynamaz. Ben sana inanırsam bu programı yaparım. İnanmazsam yapmam arkadaş. Sana inandığım zaman senin programın için de her şeyi yaparım. Yükseltmek için. Program. Ama inanmadığım zaman hayır arkadaş. Ben o programı yapmam diyor. Kaç kişiye ben hayır dedim. Para değil. Bir kişi çıksın desin ki televizyoncu genel müdüründen programcısına Önce Uluç bizimle para konuştu desin. Benim ne para aldığımı merak ediyorsa bilen tek kişi Yasemin'dir. Bankaya sorar ne yatırıldı Siz diye. Bile bilmiyorsunuz. Ben Hayır. bildiğim için söyleyeyim. Hala bilmiyorum. Geçen dönemde de bilmedim. NTV çalışırken de bilmedim. Benim parayla işim yok. Gazetedeki maaşımı bilmediğinden emin olun. Ara ara Yasemin gelir, size zam yapmışlar Öncal Bey'de. Ben geçiniyorum arkadaş. Bana
para teklif ettiğinde Aydın Bey, yazdığım için ona adını veriyorum. Para teklif ettiğinde dedim ki bakın ben burada çok mutluyum Aydın Bey. Mutlu olduğumu siz de biliyorsunuz. Ben şimdi sizin para teklifinizi kabul edip gazetemi değiştirirsem siz geceleri rahat uyuyabilir misiniz? Ulan bu herif 3 kuruş için sabaha sattı bana geldi. Yarın da 5 kuruş için beni satıp Erol Simavi'ye Hürriyet'e gitmez mi diye düşünmez misiniz dedim. Size dedim söz veriyorum. İşsiz kaldığı zaman ben size geleceğim bana iş verin diye. Teklifiniz o şekilde baki kalsın dedi. Ben buyum abi. O zaman ben bir işe girdim mi elimden gelen her şeyi yaparım. Çünkü orayı seviyorumdur. Orayı seviyorum demek oranın başını seviyorum demek. Ona güveniyorum demek. Onun beni harcamayacağına, onun beni ziyan etmeyeceğine güveniyorum demek. En güzel şey bu güvendir. Aldığın paradan önemlidir güven. Güven zor kazanılır. Ben bu takım senin için oynamaz derken güvensizliği kastettim. Dün akşam baktım. Bu takımın formalarını Adil dağıtmıyor. Eleştirisinde birleşti Reha Erman ve Levent. Gerçek budur arkadaşlar. Bu gerçeği Fatih Terim'in kabullenmesi ve demesi lazım ki bana biraz müsaade arkadaşlar. Bana biraz müsaade. Bir kendime geleyim. Galatasaray'ın tarihinde öyle yıkılmaz ve öyle silinmez bir adı var ki Fatih Terim'in. Öyle şüphesiz. Kendisi elinden geliyor şimdi. Elinden geleni yapıyor silmek için. Ama o ismi kimse silemez. O ismi ancak daha büyük bir başarı ikinci duruma düşürür. Yarın biri çıkar, Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapar takımını. Hangi takım olursa önemli değil. O ismi bir numaraya gelir. Ama UEFA kupasını almışım. Senin yarattığın takım Real Madrid Müzesi'nde olmayan Süper Kupayı aslın galibe getirmiş. Senin yarattığın takım 2002'de dünya üçüncüsü olmuş. Bu başarı ama bunu yeme. Bundan yeme Fatih Terim. Senin bunlara ihtiyacın yok. Senin sadece dinlenmeye ihtiyacın var. Bir ara ver. Peki bu haftanın enteresan işlerinden biri de Beşiktaş'ın